Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türk Hava Kurumu'na ait 6 adet yangın uçağının hangarda yattığını, Tarım ve Orman Bakanı'nın ise Manavgat'ta 2 gündür devam eden yangını adeta seyrettiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türkiye'deki felaketlerin iktidarın beceriksizliğinden kaynaklandığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2009 ila 2019 yılları arasında Türkiye'deki yangınlara Türk Hava Kurumu uçakları ile müdahale ettiğini hatırlatan Atilla Sertel, 2019 yılından itibaren Türk Hava Yolları Kurumu ile sözleşme imzalanmadığı için Türk Hava Yolları Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının kullanılmadığını söyledi. Manavgat'ta ormanlarımız yanıyor, evlerimiz yanıyor, insanlarımız ölüyor, hayvanlar ölüyor, hayvanlarımız ölüyor ve Tarım ve Orman Bakanlığı hala ısrarla Türk Hava Kurumu uçaklarını yok sayıyor ve kullanmıyor. Bakın, İzmir yangınında söylemiştim. Ağustos 2019'da İzmir'de cayır cayır İzmir yanarken Türk Hava Kurumu'nun uçakları Menderes Havalimanı'ndaydı. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun 6 uçağı, 6 uçağından 4'ü uçan uçaklar ve hiçbir bakım olmaksızın havalanıp yangınlara müdahale edebilecek durumda. Ama 2019 ile 2019 yılları arasında Türk Hava Kurumu uçakları yangına müdahale ederken bu kadar büyük facialar yaşanmıyordu. Bu 10 yıllık süreçte yangın söndürmede CL-215 uçakları 4 artı 1 olarak bakanlıkla faal olarak kullanılmıştı. 2019 yılında yapılan ihalede Türk Hava Kurumu'nu devre dışı bıraktı bakanlık ve 6 yangın söndürme uçağı hangarlara çekildi. Kayyum atandıktan sonra bu uçaklar hangarda tutuluyor ve ne yazık ki kayyum tarafından eğitilmiş, deneyimli ve yangın söndürmede çok başarılı olan pilotlarımızın da işlerine son verildi. Pilotlarımızı, iş akitlerini feshettiler. 2020 yılında Ruslardan iki uçak kiraladılar. Yalnızca iki uçak. Ve o iki uçakla Türkiye'deki bütün yangınlara müdahale etme durumundalar. Ve yetmediği ve yeterli olmadığı da işte Manavgat yangınında ortaya çıkıyor. Yangın söndürme uçağıyla yapılan sözleşmeyi açıklamadılar Ruslarla. Ve ne kadar para harcanıyor, ne kadar garanti verildi, sözleşme garantisi nedir? Bunların hiçbirini ne yazık ki Türkiye'deki kamuoyu bilmiyor. Ve biz ormanlarımızı Rusların uçaklarına, Rus pilotlara emanet etmiş durumdayız. Bu durum Türkiye'ye yakışıyor mu? Siz bir yandan 13 uçakla dünyanın her yerine kendi özel uçaklarınızla, Cumhurbaşkanlığının 13 uçağıyla bakanlar ayrı ayrı uçaklara binerek illeri ziyaret edecekler. Bizim ormanlarımızı korumak sadece iki uçağa, iki yangın uçağına teslim edilecek. Onlara da Rusya'dan kiralayacağız. Bu Türkiye'ye yakışıyor mu? Ve buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Bu 6 yangın uçağını, Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını devreye sokmalısınız. Kayyum atadınız Türk Hava Kurumu'na. Kayyum. Kayyum sayesinde hiç olmazsa bu uçakları devreye sokun. Eğitilmiş pilotlarımızı yeniden işe alın ve Türkiye'deki orman yangınlarını artık durdurun. Türkiye felaketler ülkesi olmaktan çıkarılsın. Bu yangınlar sizin beceriksizliğinizdir. Sizin vurdum duymazlığınızdır. İnsanlarımız ölüyorsa, evlerimiz yanıyorsa bu iktidar yüzündendir.